arzu ederseniz diğer arkadaşlarımızın da vaktinden çalmamak adına programımıza, eğitim webinarımıza daha doğrusu başlayalım. Öncelikle ben kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. İsmim Mehmet Özgür Yaran. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde görev almaktayım. Bugün Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Kroniko İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz eğitim webinarına hoş geldiniz. Bugün robotik süreç otomasyonu kullanımı, dijital dönüşümde RPA'den nasıl yararlanabileceğimizi ve bu alandaki kariyer yolculuğu üzerine bir eğitim webinarı gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuşmacılarımız Kroniko İş Geliştirme Yöneticisi Yavuz Selim Akçınar ve Ürün Yöneticisi Furkan Büyükgüngör. Ben kendilerinden kısaca bahsetmelerini rica edeceğim. Firmaları hakkında kısa bir bilgi aktarmalarını rica edeceğim. Buyurun Yavuz Bey. Yavuz Bey, şimdi sesiniz geliyor, az önce gelmedi. Mute'da kalmış, kusura bakmayın. Öncelikle çok teşekkür ederim hem katılımcılara hem sizlere. Bugün birlikte RPA konusunu değerlendireceğiz. Ben de kendimi tanıtarak ve firmamızdan biraz bahsederek başlayayım. İsmim Yavuz Kuru. Kronika'da iş geliştirme ve satış tarafından sorumluyum. Daha öncesinde Albaraka Türk Katılım Bankası'nda 2 yıl süreyle çalıştım. Kronika olarak da 2017 yılında aslında Kronika bir robotik süreç otomasyonu projesi olarak başlamış bir hikayesi var. Burada kurucularımız Kıvanç Bey ve Barış Bey 90'larda Amerika tarafında özellikle Silikon Vadisi'nde vesaire yoğun bir teknolojiyle muhatap olup oralardaki fırsatları, içgörüleri alma imkanı bulmuş insanlar. 2017'de de RPA Türkiye'de konuşulmaya başlandığı dönemde bunun bir yerli muadilinin, %100 yerli bir RPA yazılımının olmasının, yani hem piyasadaki bir fırsatın doldurulması hem de böyle bir teknolojik girişimin Türkiye'de hem istihdam tarafında hem iş tarafında ciddi bir avantaja dönüştürülebileceğini görerek bir projeyle bunu hayata geçirdiler. 2019 yılında Albaraka Türk, 2018 yılında Albaraka Türk'ün davetiyle Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi'ne Kronika dahil oluyor ve 2019 yılında Albaraka Türk'ün bugüne kadar yapmış olduğu en büyük startup yatırımıyla şirketleşiyor ve bugün çok farklı süreçlerde, çok farklı müşterilerimize, farklı segmentlerden müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz diyerek sözü Furkan Bey'e devredeyim. Zaten RPA'nin detayları, süreçlerin detaylarından kısa kısa bahsetmiş olacağız. Merhaba, ben de öncelikle teşekkür ederek başlayayım. Özgür Bey, öncelikle sizin şahsınızda İstanbul Ticaret Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum bu program için. Sonrasında katılımcılarımıza, katılımlar için teşekkür ediyorum. Ben de Furkan Büyükgüngör, Kronika'da ürün yönetimi tarafında çalışıyorum. Öncesinde Yavuz Selim'le beraber, tanıştığımız da oraya dayanıyor, Albaraka Türk Katılım Bankası yani bölümünde çalıştım. Süreç yönetimi ve RPA tarafında görev aldım. Bugün itibariyle Kronika'da ürünlerimizin, projelerimizin geliştirilmesiyle ilgileniyoruz diye hızlı bir özet vermiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Programımıza geçerken aslında ben şöyle bir kısaca da bir bilgi vereyim. Yani Endüstri 4.0 konuşuyoruz. Bu 4.0 yani nedir? İşte robotik süreç otomasyonu nedir? Bugün onları keşfedeceğiz ama sanayi devrimi aslında bugün Endüstri 4.0'a kadar gelen o süreç nasıl ilerledi aslında? Onu ben çok hızlı bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Endüstri 4.0 yani 1.0 neydi? Aslında 1.0 yani sanayi devriminin gerçekleştiği 1700'lü yıllarda yani 18. yüzyılın sonlarında su ve buhar gücüyle çalışan makinelerin aslında üretim sistemlerine dahil olmasıyla başlıyor. İlk tabii ki bu sistem, bu makineler tekstil sanayinde kullanılsa da daha sonra çelik sektörü, demir çelik sektörüne ve diğer sektörlere, hizmet sektörüne, üretim sektörlerine dahil oluyor. Aradan sonra bir yüzyıl sonra 20. yüzyılın başlarında endüstri bu sefer 2.0 dediğimiz ikinci sanayi devrimi olarak adlandırdığımız iş bölümüne dayalı ve elektrik enerjisiyle seri üretim sistemlerinin devreye girilmesiyle başlıyor. Daha önce dediğimiz gibi bakın tekstil sanayinde başlamıştı ama bu sefer çok değişik bir alanda bir mezbada ilk üretim hattı, elektrik sistemin enerjisiyle çalışan ilk üretim hattı bir mezbada hayata geçiriliyor.
ve daha sonra tabii ki elektrik enerjisiyle çalışan makinelerle Endüstri 2.0 dediğimiz ikinci sanayi devrim gerçekleşiyor. 20. yüzyılın sonlarına geldiğimiz zaman bu sefer Endüstri 3.0 dediğimiz işte imalatın otomasyonunu ileri safhalara taşımayı başaran elektronik ve bilgi teknolojilerinin devreye girişiyle aslında başlıyor. Ve günümüzde de artık Endüstri 4.0 dediğimiz siber fiziksel sistemlere dayalı üretim sistemleri devreye giriyor. İşte RPI dediğimiz işte Robotic Process Automation aslında sadece işte imalat sanayinde kullandığımız bir şey değil tabii ki. Bunu işte finans sektöründe, bankacılıkta, sigortacılıkta, e-ticarette, işte telekomünikasyonda, teknolojide, enerjide ve kamuda her alanda kullanıyoruz. Kullanmaya da devam ediyoruz. Endüstri 4.0 aslında yapay zeka, işte robotlar, işte yazıcılar, nanoteknoloji aslında bu alanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte canlı ya da cansız her nesnenin internet bağlantısıyla aralarındaki iletişime ve etkileşime aslında akıllı üretim dönemi olarak adlandırıyoruz 4.0. Ve burada bizim aslında Endüstri 4.0'la amacımız robotlarla üretimi devralan, işte birbirleriyle haberleşen, sensörlerin bulunduğu, işte ihtiyaçları anında fark edebilen, işte daha ucuz, daha kaliteli, daha hızlı ve aslında en önemlisi daha az israf yapan bir üretim yapmayı amaçlıyoruz bu sistemlerle. Ben aslında fazla uzatmak istemiyorum konuyu ve sözü aslında soru sorarak birazcık da ilerleyeceğiz. İşte Endüstri 4.0 sonrası yeni iş dünyası ve dijital trendler nelerdir konusunda sorumu aslında Yavuz Bey'e yöneltmek istiyorum. Yavuz Bey, bu konuda düşüncelerinizi aktarır mısınız? Yavuz Bey, mikrofonunu tamam, şu an herhalde ses geliyor. Mikrofon böyle sürekli unmute edemedim. Teşekkür ederim öncelikle paylaşımın için. Aslında Endüstri 4.0'ın dördünde de benim zihnimde direkt otomasyona dokunan bir yerler var. Onu fark ettim. Siz de böyle sıralı anlatınca. Endüstri 4.0'dan sonra tabii bildiğiniz gibi 2017'de 2011'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu Hannover, Almanya'daki fuarda ki o gün artık Almanya bugün çok farklı bir noktada ama o gün bu tip konuların en yoğun konuşulduğu makine ağırlığıyla son 50 senedir dünyada sanayi tarafında ciddi bir ağırlığı olan bir ülkeydi. Bugün tabii yazılımla birlikte biraz değiştiğini biz hem ülkenin kendi dinamiklerinden hem kendi şirketlerinden duymaya başladık. Bir kayma var orada. Bunun zaten ilerleyen noktalarda bahsederiz. Endüstri 4.0'ın dördünde de aslında dediğim gibi otomasyona dayanan noktalar var. Yani insanların yaptığı işlerin makineler ya da robotlar tarafından yapılması. Bu robotlar kimi zaman fiziki robotlar, kimi zaman bizim bugün konuşacağımız gibi yazılım robotları olabiliyorlar. Tabii bu Endüstri 4.0 devriminden sonra yani o 3. sanayi devriminde de aslında görmüş olduğumuz insan iş gücünün artık bilgisayara dönmesine benim aklıma şey geliyor. Eski bir bankacı tanıdığımın evinde Fajit marka bir hesap makinesi görmüştüm. Böyle yanında kolları olan, tuşları olan, böyle fiziki bir şeyler yapılan bir hesap makinesi. Oradan buraya geldiğimiz noktada işte telefonu çevirdiğimizde hatta bilimsel hesap makinesine dönüşen bir dünyaya geldik. Yani bunların her birisi aslında bu otomasyon dönüşümlerinin her birisi farklı farklı teknolojilerin gelişmesine imkan sağlıyor. Yani bugün burada bu teknolojileri yapay zeka makine öğrenmesi, büyük dataları konuştuğumuz zaman bilgisayarların, işlemcilerin, bilgisayar teknolojilerindeki bu gelişmelerin yeri kesinlikle yadsınamaz bir durumda. Çünkü bu teknolojinin geliştirilmesi için altyapının geliştirilmesi de aynı şekilde öneme haizdi. Şimdi burada aslında temel olarak bahsettiğimizde her birinizin duyduğu teknolojiler var. Her birinizin aşina olduğu teknolojiler var. Gündemde makine öğrenmesi, yapay zeka, bu iş zekası dediğimiz ya da süreç otomasyonu tarafında yine süreç yönetimi ile alakalı farklı farklı yazılımlar var ve bu yazılımlar aslında bugünkü webinarımızın bir kısmında çok ciddi değineceği bir iş gücü, bir çalışan trendi ve firmaların bir dönüşümüne dokunan bir noktaya geliyor. Yani firmalar hem kendi işlerini ve süreçlerini bu teknolojilerle iyileştirirken, daha verimli hale getirirken, daha hızlı hale ve daha ekonomik hale getirirken, aynı zamanda bu kariyer tarafında da
bu yetkinliklere sahip insanların aranmasına, bu yetkinliklere sahip insanların arayışına bir yol açmaya başladı. Bunun da örneğini herhangi bir oturumda, herhangi bir kişisel gelişim tarafında sürekli yazılım öğrenin, yazılım öğreninden duyabiliyoruz. Bunun bir 10 sene öncesinde de ara elemanlara ihtiyacımız var, makinalıyı yönetecek insanlara ihtiyacımız var diye bir vurgu bugün geldiğimiz noktada buraya evrildi. Yani hem firmaların bu teknolojileri kullanması noktasında Endüstri 4.0'ın ciddi bir etkisi oldu. Firmalar kendi işlerini çok daha hızlı yapabildiler. Geçmişe yönelik datalarını çok daha güzel analiz edebildiler. Projeksiyonlar bu şekilde gelişti. Ve RPA gibi bahsettiğimiz teknolojilerle de aslında insanların operasyonel yüklerden kurtulup daha nitelikli işlere zaman ayırdığı bir dünya geldi. Tabii ki de bu dünya beraberinde de aynı şekilde nitelikli iş gücünün, bu alanlarda yetişmiş iş gücünün arayışını ve şirket organizasyonlarının ve kültürlerinin de bu yönde evrildiği bir dünyayı karşımıza çıkarttı diyebilirim. Nasıl dönüştürdü? Ben naçizane bu şekilde bir dönüşüm gözlemliyorum deyip size devredeyim. Birazcık interaktif gidelim. Ben Furkan Bey'e soruyu aslında yöneltmek istiyorum bu soruyu da. Peki robotik süreç otomasyonu, işte RPI dediğimiz nedir? Güzel bir soru oldu. Aslında tam da webinarı özetleyeceğimiz, başlayacağımız bir nokta oldu. RPA, Robotic Process Automation, Türkçe'ye çevrilmiş haliyle robotik süreç otomasyonu, RS olarak da kısaltıldığını görebilir belki katılımcılarımız. Literatürel bir tanımıyla başlayayım ben. Robotik süreç otomasyonu tamamı ya da bir kısmı dijital ortamlarda devam eden süreçlerin uygulama arayüzlerinde insanın mouse ve klavye aktivitelerini taklit ederek belirli kurallar çerçevesinde süreci otomatize eden bir yazılım sınıfı. Bu yazılım sınıfı 1995 orijini diyebiliriz ama 2016 sonrasında ciddi bir ivme kazandı. Dünyada, globalde ciddi bir ivme kazandı. Türkiye'de 2017 yıllarında giriş yaptı. RPA'nin sizin ve Yavuz Selim'in güzel başlangıcında anlattığınız gibi otomasyon teknolojilerine, otomasyon kavramına çok uzak değiliz. Bir şekilde bunları farklı yerlerde, farklı sektörlerde duyuyoruz. Peki RPA burada neyi farklılaştırıyor? RPA'nin farklılaştırdığı konu şu. Şimdiye kadar ki otomasyon yazılımları, dijital yazılımlardan bahsediyorum burada. Belli bir uygulamanın, belli bir aracın, belli bir kısmını otomatize edebilmeyi sağlıyor. Robotik süreç otomasyonuysa uygulamalar arası çalışarak, uygulamalar arasındaki veri akışını, uygulamalar arasındaki iş ve işlemlerin akışını sağlayabildiği için ve bunun yanında da bu oluşan dijital iş gücünü, bu dijital iş gücü kavramından Yavuz Selim bahseder diye bekledim, bana nasip oldu. Dijital iş gücünü yönetebildiğimiz platformları sunabildiği için bugün çok ciddi bir trend haline geldi. Çok hızlı şekilde implement edilebiliyor olması ve IT bağımlılığı, yani teknik personel, kod bilen personel bağımlılığını minimuma indirebiliyor olması, bundan zaten ilerleyen tarafta belki bahsedeceğiz, konusunda ciddi bir fark ortaya koymuş oldu diye özetleyeyim. Tamam. Teşekkür ederim. O zaman Yavuz Selim Bey'e tekrardan topu atacağım ben. Çünkü RPA'in, işte endüstrisinin güncel durumunu ben kendisinden öğrenmek istiyorum. Çünkü biliyoruz ki artık işte özellikle Uzak Doğu'da, işte otomotiv sektöründe çok büyük örnekleri var. İşte lights out dediğimiz ışıksız fabrikalar var. Yani şimdi bu süreçte robotik otomasyon endüstrisinin güncel durumunu bizlerle paylaşır mısınız? Ses gitti geldi. Tekrardan bir kontrol eder misiniz? Şimdi geldi sanırım. Tamamdır. Şimdi bu mute'la alakalı bakalım kaç soruda daha çözebileceğim bu mute konusunu. Bir de çok özür dilerim, araya giriyorum. Sorularınızı chat kısmına da yazabilirsiniz ama webinarımızın sonunda bir soru cevap kısmı olacak zaten. Onu hatırlatmak isterim katılımcılarımıza. Teşekkürler. Evet, sorular burada mühim. Yani en sonunda özellikle biz bu kısa bizdeki tarafını mümkün olduğunca hızlıca toparlayıp aslında katılımcılardan gelen sorularla birazcık daha şekillendirmek güzel olacaktır.
Şimdi endüstrinin genel durumundan bahsettiniz. Birazcık da böyle bu lights out fabrikalardan bahsettiniz. Şimdi dijitalleşme dediğimiz bir kavram gündeme geldi. Önceden bu kavram az önce bahsettiğim gibi yani sanayi 3. devriminden sonra bu kavram makinalaşmaydı. Hatta birçok yerde genç arkadaşlar yani bizler hep şeyi duyduk. Makinalaşma trendini kaçırdık, makine tarafında birazcık gerideyiz diye. Bugün geldiğimiz noktada ise bu dijitalleşmeye evrildi. Yani bu kullanım artık dijitalleşme şeklinde kullanılıyor. Çünkü artık bilgisayarların her bir insanın önünde, her bir iş yapışta kullanıldığı bir dünyaya geldik. Ve bu noktada da RPA, Furkan Bey'in de bahsettiği gibi aslında doğrudan bir çalışanın iş gücünü dijital iş gücüyle destekleyerek ona operasyonel anlamda böyle daha anlamlı olmayan işlerinde, tekrara dayalı işlerinde destek sağlayan bir teknoloji olarak karşımıza çıktı. Ve bu sebeple de aslında RPA hem kurumsal firmalarda hem kopi firmalarında kimi zaman şahısların işlerinde yani Furkan Bey süreç gösteriminde gösterdiğinde anlayacağız daha fazla. Yani şahısların işinde nasıl yardım edebilir robotlar? Tüm bunlara dokunan bir noktaya geldi. E tabi günün sonunda bu kadar etkili olan, bu kadar talep gören dijitalleşmenin ilk adımında yani dijitalleşmeyi bugün bütün firmalar konuşuyor. Bütün toplantıların başlıklarına dijitalleşme konuluyor. Nasıl yapalım? Fonlar, projeler, modeller, tüm bunların hepsini bir yerde değerlendiriyoruz. Ama firmalar bu dijitalleşme yaklaşımında en önemli tool olarak RPA'yı kullanıyorlar. Bugün yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Çünkü dijitalleşmede stratejik anlamda dijitalleşme kararı alınsa bile kültürel anlamda organizasyonların içerisinde bu dijitalleşme sindirilmediği zaman burada bir dirençle karşılaşıyoruz. Burada bu projelerin tutmadığını, başarısız proje olarak olduğunu, karşılandığını görüyoruz. Bu sebepten RPA doğrudan insanların işine destek olan, o güne kadar sevmedikleri işlerini yapan ve bunları çok hızlı hatasız bir şekilde yapan bir teknoloji olduğu için şirketler bunu dijitalleşmede ilk adım olarak kullanmaya başladılar. Ve bunun sonucunda da RPA endüstrisinin muhteşem bir büyümesini gördük. 2018-2019 yılında %60-65 oranında RPA endüstrisi her sene büyüdü. Ve 2 sene boyunca da teknoloji alanında en büyük, en hızlı büyüyen endüstri unvanını kazandı. 2 sene boyunca en çok büyüyen teknoloji alanındaki yeni trend RPA oldu. 2020 yılında bugün geldiğimiz noktada bakın Furkan Bey bahsetti. Globalde de bile RPA'nin başlaması 2016 yılında. Bugünlerde şeyi konuşuyoruz. İşte RPA tecrübesi olan eleman arayışı, RPA tecrübesi olan insanlar. RPA'nin kendisi zaten 3-5 senedir konuşulan bir teknoloji. Türkiye'ye geleli zaten bir 3 sene kadar oldu. Buna rağmen RPA pazarının 2020 yılında 2.3 milyar dolarlık bir pazara eriştiğini görüyoruz. Yani muhteşem bir ivmeyle büyüyor. Ve beklentiler, projeksiyonlar, işte Gartner'ların, EY'ların böyle bu güçlü firmaların projeksiyonları 2027'ye kadar RPA endüstrisinin her sene en az %40 şekilde büyüyeceğini öngörüyor. Yani bu bahsettiğimiz 2.5 milyar dolarlık ivme 7-8 sene boyunca devam edecek ve her sene %40 büyüyecek. Bugün RPA hizmeti veren yaklaşık dünya genelinde 60 kadar şirket var. Bundan 2 sene önce konuşuyor olsaydık eğer 15-20 kadar şirketten bahsediyor olacaktık. Şimdi bu şirketlerde bir iş gücüne ihtiyaç olduğu gibi kariyer tarafına döndüğüm zaman yine bu hizmeti satın alan, bu teknolojiden faydalanan firmaların aynı şekilde bir iş gücü, bir istihdam alanının açığa çıktığı ve burada bir kariyer yolunun başladığını çok net bir şekilde görüyoruz. İlerleyen noktalarda buna değiniriz ve aynı şekilde de böyle bir teknoloji geldiği için artık operasyonel işler insanlardan alınmaya başlandığı için insanların da yine gençlerin, öğrencilerin, yeni mezunları ya da şirket hayatında yeni başlamış insanların da yetkinliklerini bu şekilde evirmesi, bu şekilde bir dönüşüme sokmaları gerektiğinin ne kadar elzem olduğu aslında bu az önce bahsettiğim rakamlarla biraz kendini gösteriyor. Zaten detaylarına gireriz. Böyle özetlemiş olmaya çalışıyorum. Evet. Peki ben yine hiç sözü şey yapmadan yine size yönlendireyim. Peki mesela buradaki uygun süreçler nedir bu? Ve yani süreç otomasyon yaklaşımından aslında birazcık bize bahseder misiniz? Siz mikrofonunuzu hiç isterseniz kapatmayın. Çünkü açılmıyor. Bir dakika. Zaten sessiz bir... Tamamdır. Evet. Ben arka taraftan olur da bir ses gelirse diye ama zaten yeterince sessiz ofis şu anda. ben öncelikle süreç tarafını birazcık bahsedeyim. Yani şimdi bugün süreç dediğimizde çok farklı trendler var. BPM dediğimiz işte Business Process Management dediğimiz başlı başına bir
literatürde bir karşılığı olan bir dal var. Burada bir sürecin sürekli konuşulan şey süreçle alakalı. Süreç geçiyorsa bir yerde yanında iyileştirme de geçiyordur her zaman. Çünkü sürekli iyileştirilmesi gereken, sürekli geliştirilmesi gereken bir alan ve geliştirildiği, iyileştirildiği takdirde doğrudan firmanın nakit akışından tutun iş yapışına, müşteri deneyimine, kullanıcı deneyimine dönüşen, iç müşteri yani çalışanlarının memnuniyetine dönüşen bir dünyadan bahsediyoruz. Geleneksel anlamda süreç iyileştirme metodolojisinde 3 tane ana parametreyle iyileştirmeler yapılıyor. Hız cihetinde, verimlilik cihetinde ve kalite cihetinde bir verimlilik sağlanıyor. Robotlar, RPA tarafındaki süreçlere baktığımız zaman da aynı şekilde robotlar 3 alanda da hız alanında insandan 5-6 kat daha hızlı, en az minimumda 5-6 kat daha hızlı çalışmasıyla bir verimlilik sağlıyor. Verimlilik anlamında dediğimiz gibi 24 saat çalışan bir personelin yerine 8 saat çalışan bir personelin yerine 24 saat çalışabilecek, gece gündüz işte saat 5'te raporları hazırlayıp 8'de masada hazır edebilecek robotlardan bahsediyoruz ve bunu çok daha kolay, çok daha hızlı bir şekilde, yani geleneksel bir insanın sürecini biz elimize aldığımızda, bir firmada standart bir süreci incelemeye aldığımızda öncelikle biz burada bir yeniden mühendislikle bu RPA ile nasıl yapılır, robotlarla nasıl daha verimli hale getirilir, bunun bir dönüşümünü yapıyoruz önce. Bunun sonrasında da zaten kalite anlamında ve hız anlamında robotlar bu işleri devralıp süreç iyileştirme modelinde bahsettiğim 3 parametrede de katkı sağlıyorlar. Şimdi RPA'ya uygun süreçlere geldiğimizde, RPA'ya uygun süreçlerin öncelikle mümkün olduğu kadar dijital süreçler olması lazım. Yani bilgisayar üzerindeki zaten bugün baktığımızda dijital olmayan süreçler neler bile denilebilir. Yani kağıtla hala dönen, işte el yazılarıyla dönen bir operasyon artık kalmadı denilecek kadar az. Fakat RPA'nin işte Furkan Bey'in de bahsettiği gibi 95'lerde belki işte atası Excel makrolarından gelirken robotların bugün en büyük sağladığı faydalardan bir tanesi hibrit modeller. Yani İş %100 dijital olmasa bile robotlar o işin bir kısmını ya da büyük bir kısmını yapabiliyorlar. Ya da bir insan işi robota devredip robot bir kısmını yapıp insana devredebiliyor. Yani insan robot insan, robot insan robot gibi farklı farklı kurgularda robotları çalıştırabiliyoruz. Bunun yanında dediğim gibi yani öncelikle dijital süreçlere ya da bir kısmı dijital olan süreçler RPA tarafında kullanılmaya çok uygun. Bir sektör ya da bir departman ya da kullanılan bir teknoloji ya da yazılım. Hiçbirisinin bir önemi yok. Çünkü robotlar tamamen arayüzde çalışıyorlar. Yani arka taraftaki sistemin backend kodları nelermiş, nelere uyumluymuş, entegrasyonu var mıymış, yok muymuş bunlarla bir iş yok. Çünkü insanın mouse ve klavyeyle yaptığı aktiviteleri taklit eder gibi öğretiyoruz ve bunun üzerinde çalışabiliyorlar. Bu noktada ne çıkıyor karşımıza? Tabii ki de insan bunu yapıyorken bir karar süreci işletiyor. Biz de burada diyoruz ki RPA ile bir süreci otomatize edeceksek bunun bir kural setinin olması lazım. Yani kural setinde 400 kural da yazabiliriz, 3 kural da yazabiliriz. Ama RPA ile bir süreç otomatize edilirken kurallarının belli, periyotlarının belli, tekrarının belli olması önemli. Biz en temelde tekrara dayalı süreçleri robotlarla otomatize etmeye çalışıyoruz. Bu tekrar kısmında da önemli bir done var aslında. Yani her gün sabah yaptığımız raporlar ya da her hafta çıkarttığımız faturalar ya da her ay sonunda yönetime verdiğimiz raporlamalar, işler, İK tarafındaki sürekli gelen personel, sürekli sigortaların girişleri, muhasebe finans tarafında ya da sürekli satın alma ve ham madde stok yönetimi. Bunların hepsi sürekli periyodik olan işler. Bunun yanında bakın periyodik vurgusu önemli. Yani tekrarlamada periyot olması çok önemli. Burada her gün, her hafta, her ay olan süreçlerde olduğu gibi bir lojistik firmamızda, bir lojistik müşterimizde yaptığımız çok güzel bir süreçler var. Bir süreç var. Araçlarının 400 kadar araç envanterinde kayıtlı firmanın ve yasal olarak senede 2 kere tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ödenmesi işlemi var. Her bir araç için giriş yapılıyor, bilgiler giriliyor, ödemeler yapılıyor, çıktılar alınıyor. Böyle bir süreç. 400 tane araç için. Periyot senede 2 kere gibi görünüyor. Fakat günün sonunda işin ürettiği değer hem ödenmediği takdirde devlete karşı bir cezai duruma düşülüyor. Hem maddi bir sorumluluğu var. Hem de hataya açık ama hatasız yapılması gereken bir süreç. Senede 2 kere bile yapılsa o kadar büyük bir eforu karşılıyor ki senede 2 kere için bile robotlara bu süreci öğretmemiz çok kıymetli bir çıktı sunabiliyor. Yine süreç metodolojisinden bahsettik. RPA'deki bir süreç bir defaya mahsus bir süreç değildir asla. RPA ile bir süreci eğer otomatize ettiysek
bunu firmanın ya da Kronika platformun kütüphanesine ekleyip istenildiği zaman çalıştırılan, ihtiyaç olduğu anda çağrılıp tekrar canlı ortamda kurulabilen, çalıştırılabilen bir yapı halinde veriyoruz. İşte bunlar da bir süreci bir kere yaptıktan sonra firmanın kurumsal hafızasının gelişmesi, yazılı dijital bir süreç envanterinin oluşması ve bugün kullandın belki 6 ay sonra bir daha kullanacaksın ama kullanma ihtiyacın olduğu gün kullanabileceğin bir envanter sunmakta. Kısaca böyle özetleyebilirim. Yani geleneksel süreç yönetimi metodolojisindeki bütün faydaları RPA çok hızlı bir şekilde gösteriyor onun iyileştirilmesi tarafında ve dijital olmak, dijital süreçler başta olmak üzere dijital olmayan evrak tarafındaki işlerinde bir kısmını farklı entegrasyonlarla yaparak çözümler üretiyor diyebilirim kısaca. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bildiğim için Furkan Bey isterseniz bir örnek süreç bir gösterimi yapabilir miyiz, paylaşabilir miyiz? Yani var olduğunu bildiğim için aslında burada size toplatıyorum. Yani robot çalışmasını katılımcılarımıza gösterelim. Tabii. Size. Hem de platform konusunda, Kronika platform konusunda da kısaca bir bilgi vermiş olayım birkaç dakika. Onun akabinde de bir çok basit bir süreci beraber çalıştıralım. Ben bir ekran paylaşacağım hızlıca. Şu an ekranı geldi değil mi Özgür Bey? Evet evet geldi şu an görebiliyoruz. Tamamdır. Şurayı bir küçültebiliyor muyum ona bakayım. Tamamdır. Öncelikle RPA dünyasında manager, orchestrator, belki öncesinde birisi olan katılımcılarımız vardır. Bu tarz duyduğunuz kavramlar robotların yönetildiği, yönlendirildiği ve geliştirildiği ortamları kapsıyor. İşte bir global şeyde, sağlayıcı da bunun adı orchestrator, birinde control room. Kronika terminolojisinde ise bunun adı Kronika manager. Burada robotlarımızı şu an bir dashboard görüyoruz, açılış sayfamızı görüyoruz. Kaç adet robotumuz, kaç adet senaryomuz ve bu senaryolara bağlı kaç adet işin yapıldığını günlük, aylık, haftalık periyotlarda görebildiğimiz ve robotların değer önerisi olan zaman kazandırma konusundaki bugün için ve toplamda sağladığımız faydayı görebildiğimiz bir dashboardla başlıyoruz aslında. Bunun yanında platform üzerinde yapabildiğimiz işlerden bir tanesi robotları oluşturmak, yeni bir robot ayağa kaldırmak. Bunu robot yöneticimiz üzerinden yapabiliyoruz. Bunu kendi makinenizde, bir sanal makinede kurmak mümkün ya da bir cloud ortamda kurmak mümkün. Kurduğumuz robotlar platform üzerinden verilmiş görevleri tanımlanan kurallar çerçevesinde yapan aslında executorlar olarak değerlendirebiliriz burada. Bunun yanında senaryolarımızın, çalışan senaryolarımızın durumları, neler kopma mı oldu? Evet, kopma oldu. Furkan Bey düştü herhalde sistemden. Sanırım az önce düştü. İsterseniz şöyle yapalım. Kameranızı kapatın. Paylaşımı öyle yapın. Tamam, tamamdır. Şu an geldi herhalde. Şu an geldi. Tamamdır. Bu alanda ise çalışan senaryolarımızın durumları ve ürettikleri logları, neler yaptıklarını, aktiviteleri içerisinde neler yaptıklarını gözlemleyebiliyoruz. Kısaca burayı da özetlemiş olayım. Bunun başlangıç noktası olan, RPA'nin başlangıç noktası olan süreçlerin robotlara öğretilmesi kısmında ise bizim senaryo tasarlayıcısı ya da senaryo designer dediğimiz alanda süreçlerimizi, iş süreçlerimizi sürükle bırak mantığıyla konuşmamın başında ifade etmiştim. Çok kolay şekilde robotları üretebiliyoruz demiştim. Tüm şu anda RPA'yı sağlayan dünyadaki firmalar süreçleri robotları üretirken sürükle bırak mantığıyla şurada görebileceğiniz, hemen gösteriyorum, sol tarafta görebileceğiniz aktiviteleri, mesela bir browser'da browser açmak, browser kapatmak, browser üzerinde bir uygulamada, uygulama üzerinde bir
komponenti bulmak, bir parçayı test etmek veya oraya bir veri girişi yapmak, oradan bir veri almak işlemlerini ekranda gördüğünüz aktiviteleri alt alta koyarak burada if eğer yapılarını kurarak yapmak gayet mümkün. Çok hızlı şekilde implement edebiliyoruz. Burada ciddi bir kod bilgisine ihtiyacımız yok. Tabii ki temel bir algoritmik bilgiye ihtiyacımız var. Bu noktada Kronika platformu üzerinden geliştirdiğimiz süreci ben çalıştırayım. Sonrasında süreçle alakalı da bilgi veriyor olacağım çalışırken. Şu an sürecimiz çalıştı. Sürecimizde çok basit iki adım var. Döviz.com sitesine gidiyor robot. Şu an gitti. Benim herhangi bir müdahalem yok. Gram altının güncel fiyatını aldı. Birazdan mail kutuma bir mail düşecek. Muhtemelen geldi. Kendimden kendime gelen bir mail oldu. Güncel altın fiyatı 459 lira 4 kuruş şeklinde bana bir mail gönderdi. Burada aslında robotun temel fonksiyonlarından bahsetmiş olduk. Şurada loglarını takip edebiliyoruz. Yapmış olduk işleri. Onu şurada paylaşayım. Robotlar neler yaptı? Bununla alakalı bilgileri de bu ekran üzerinden takip edebiliyoruz. Robot az önce bir browser açtı. Browser'da istediğimiz bir web sitesine gitti. Web sitesi üzerindeki bir komponentten bilgiyi aldı. Bu bilgiyi e-mail olarak yazıp bana göndermiş oldu. Yapmış olduğu işlemde robotların iletişim kurmasını uygulamalar üzerinde arayüzlerle çalışmış olduğunu gördük. Bunun çok farklı varyasyonlarda Yavuz Selim'in de ifade ettiği gibi belki yüzlerce kural içerebilecek şekilde, binlerce adım içerebilecek şekilde robotlara öğretmemiz mümkün. Temel mantığı bu şekilde. Sonrasında belki soru cevap kısmında farklı sorular oluşabilir. Orada tekrar ekran paylaşıp üzerinden geçebiliriz. Bu kısmı böyle. Tabii. Buyurun. Burada bir şeyden yani altın fiyatı aslında basit bir süreçti ama yani şimdi bizim hep konuştuğumuz aramızda bazen şakasında yaptığımız sahibinden de araç arama, işte gidip bir ayakkabı arama, Amazon'da bir şey ya da işte bu Kasım bu Black Friday döneminde işte kampanyalı ürün bulma gibi. Yani şahıslara dokunan kısmında aslında bu gösterdiğiniz örnek çok münasip gibi. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Burada örnekler çokça çoğaltılabilir. İşte e-nabı sistemi üzerinden geçmiş sağlık kayıtlarımı al, bu kayıtları bana bir grafik haline getir, bunları göster. İşte sahibinden gibi işte emlak portalleri ya da araç satış portalleri üzerinde bana şu şu niteliklerdeki araçların ortalama fiyatlarını, maksimum minimum fiyatlarını çıkar gibi. Yani RPA bugün evet business dünyada çünkü ciddi kullanılıyor. Firmalar bugün kullanmayan belki adı sana bilinir firma kalmadı ama işin son kullanıcı tarafında da çok fazla kullanılabilir, çalışabilir süreçler var. Bu işte Spotify'da bir liste oluşturup bu listeyi belli bir arkadaş grubuyla paylaşmaktan devletle alakalı, e-devlet tarafında yapılabilecek birçok işleme kadar robota vereceğimiz, az önce platform üzerinde gösterdiğim gibi burada takvimlememiz mümkün, bir tetiklemeye bağlamamız mümkün. Bana şu şu işlemler olduğunda, şu mail geldiğinde bu süreci başlat, bu adımları tek tek yapsın, bana sonucunu bildirsin şeklinde bilgileri vermemiz mümkün. Belki sonlara doğru bu tarafla alakalı da birkaç bilgi vereceğiz. Teşekkür ederiz. Yani aynı zamanda aslında dijital dönüşümün yani dijital dönüşümde işte RPA'nın yerini aslında bir nevi bize hayatımızdaki yerini bahsettiniz. Yani bu konuda eklemek istedikleriniz var mı? Yani bu robotik otomasyon dijital dönüşümdeki yeri birazcık aslında bahsettiniz süreç konusunda işte verimliliği sağlaması vesairesi ama eklemek istedikleriniz var mı Furkan Bey? Aslında şu noktasından bir ekleme yapacağım. Siz de Yavuz Selim de çok güzel dijital dönüşüm tarafında RPA'yı nerede konumlanıyordan çok güzel bahsetti. Benim bahsedeceğim kısımsa dijital dönüşümün bir girdap haline dönüştüğü bir nokta var. O noktadan bahsetmek istiyorum ben. Dijital dönüşüm, evet bugün herkesin gündeminde, firmalı kişilerin gündeminde, herkes şunun çok farkında, biz bu günceli kaçırdığımız anda gücümüzü,
rekabet gücümüzü ya da kişisel olarak da itibarımızı kaybedebiliriz. O yüzden güncel teknolojileri takip etmek durumundayız gibi bir herkesin artık bir bilgisi bilinci var. Bu noktada evet bunu doğru şekilde yönetebildiğimiz durumda bu iyi bir şey. Fakat bunun panik haline döndüğü firmaları görüyoruz. Bu panik haline dönüşte şuna sebep oluyor. Evet dijitalleşmeliyiz, rakiplerimizden geri kalmamalıyız. Ne yapalım? Hemen gidelim şu aracı satın alalım. Gidelim şu yazılımı satın alalım. Bunları üst üste birleştirelim. Bunun için danışmanlık alalım. Bunun için personel getirelim buraya. Birçok işimizi böyle çok farklı, ismi çok bilinen yazılımlarda yapalım. Evet yapalım. Fakat bunları üst üste koyduğumuz zaman, bunları doğru şekilde yönetmediğimiz zaman bunların hepsi aslında birer iş yüküne dönüşüyor. Bu uygulamalarda, bu araçlarda hepsinde manuel işler ortaya çıkıyor. Personelin yazılımlar arasında boğuştuğu, yazılımlar arasında veri aktarmaya çalıştığı, bu yazılımların iterasyonlarını ilerlettiği bir iş yüküne dönüşüyor. RP bu noktada, evet size uygun olan yazılımları seçin, kullanın ama bunları sürekli arttırarak, sürekli bunlara yeni bir şeyler ekleyerek, yeni modüller ekleyerek ilerlemeyin. Robotlarla bu iş süreçlerini otomatize edin, dijitalleştirin. Aradaki sizin tekrar yeni bir yazılıma ihtiyaç duyacağınız noktaları robotlar yapsınlar. İşte bunu raporu alıp başka bir yerde veri girişi yapmak. Bu araya bir entegrasyon vesaire yapmaya çalışıyoruz. Buralar işte 6 aylık, 1 senelik ciddi maliyetli projelere dönüşüyor. Halbuki bunu robotlar arayüzlerden okuyarak veriyi kendi database'ine alıp sonrasında yazılması gereken alana götürüp yazabiliyorlar. Bu noktada RP bu fazladan dijitalleşmeyi, ben öyle tabir ediyorum, bu fazladan dijitalleşmenin önüne geçebilecek önemli bir etken diye ifade etmiş olayım sizin söylediklerinize ek olarak. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi aslında katılımcıları arasında yeni mezun arkadaşlar da var. Onların çok ilgisini çekecek bir soruyu aslında yönlendirmek istiyorum ben Yavuz Selim Bey'e. Şimdi kariyer konusunda, kariyer yönünde robotik süreç otomasyonu neler vaat ediyor? Ve robotik süreç otomasyonunun organizasyon kültürüne nasıl etkileri var? Bu konuda bilgi verir misiniz? Tabii ki. Yani en güzel kısımlardan bir tanesi. Ben burayı çok seviyorum bahsetmeyi. Böyle müşterilerimizden böyle talep geldiği zaman özellikle yapılarda biraz büyükse buraları sorduklarında ben çok seviniyorum. Çok keyifli alanlar çünkü. Evet. Şimdi şu soru da var yani az önce ışıksız fabrikalar da dedik yani kariyer konusunda nasıl bir etkisi olacak? İşsiz mi kalacağız? Robotlar bizim işlerimizi ele mi geçirecek? Evet. Evet bu soru geliyor. Şimdi mesela ışıksız fabrikalar tarafında bizim bir örneğimiz var. Aslında RPA'nin kullanım alanı o kadar geniş ki hakikaten bu örnek çok güzel. Bir plastik üretim firmasında, bir boru üretim firmasında uluslararası çok yaygın kullanılan bir ölçüm makinesi var ve bu makinalara üretim makineleri, büyük makineler bu ölçüm makinesinde data yazıyorlar. Ve bu datalar işte ürün doğru reçeteyle üretilmiş mi? Üründeki işte üretimdeki hata ne kadar? Şu kadar bir oranın üstüne çıktıysa hemen bandı durduralım. Bir sonraki parti ziyan olmasın. Bir sonraki partiyi daha iyi bir halde üretelim diye bir kurgu var. Ve bunun başında duran insanlar var. Yani bir hata olduğunda tuşa basmak. Yani gerçekten böyle işler var. Hani bu Çernobil dizisinde bir tuş var ya böyle şeyi durduran yani çok da gündem olan bir tuş. Böyle makinenin üzerindeki bir tuşa basmak üzere orada o tetikte bekleyen insanlar vardı. Ve biz Kronika robotlarına küçük bir Raspberry adı verilen bir çiple, bir ufak bir nesneyle dataları okutup artık orada robotların bir aksiyon alması. Çünkü bahsettiğimiz data inanın bir saniyede 300 bin satır kadar bir data. 300 bin dataydı yanlış hatırlamıyorsam Furkan Bey. Yani şey neydi? Ölçüm metriğini hatırlamıyorum ama 300 bin kadar işlenmesi gereken bir veri sağlıyor. Yani saniyede bunu sağlıyor. Çünkü onlarca açıdan ölçüm yapıyor. Şimdi buralarda artık biz robotları kullanabiliyoruz. Fiziki robotların yanında yazılım robotlarını. Şimdi ne getiriyor? Evet, işimizi elimizden alacak mı? Yani zaten şeylere bakıyoruz, raporlara bakıyoruz. İşte Future of the Work'lerden bahsediyoruz. Bu raporlar geliyor, inceliyoruz ya da iş gücünün dönüşümüyle alakalı. Burada bir fütüristik birisinin paylaştığı bir söz vardı. Ben çok seviyorum. Kaynağını tam olarak yani kimin söylediğini tam olarak hatırlamıyorum ama şeyi söylüyordu. 21. yüzyılın yetkinliği okuma yazmak gibi temel yetkinliği şu olacak. Öğrenmek, onu bırakıp başka bir şeyi yeniden öğrenmek. Yani
lisans hayatında ya da iş yapışımızda 8 sene, 5 sene kariyer yolculuğumuzda bir şeyleri öğrendik, onu bıraktık, yeniden öğrendik. Örnek veriyorum, iş zekası tool'lar. İşte bugün Microsoft'un Power BI ya da Tableau adını verdikleri bu dataların görselleştirilmesiyle alakalı tool'lar. Evet, yıllardır Excel kullanıyoruz ama Excel'de yaptığımız birçok fonksiyonu orada çok daha hızlı, çok daha verimli halde işleyebiliyoruz. Bu neyi gösteriyor? Zaten bir dönüşümün içerisindeyiz. Zaten şahıslar olarak da gelişmek zorundayız ve dönüşmek zorundayız. Bu da günün sonunda standart bir cevaba dönüşüyor. Hep yani ben bunu birazcık, kusura bakmayın, tebessüm ediyorum. Yani yazılım öğren. Yazılımı öğreneyim de yazılımı nereden öğreneyim? Ben web sitesimi tasarlayacağım, mobil uygulamamı çıkartacağım, Java mı öğreneyim, Python mı öğreneyim, C mi öğreneyim, ne yapacağım? Yani sürekli yazılım öğren vurgusundan bahsediyoruz. Fakat yazılım dünyasına geldiğimizde orada bambaşka bir trendten bahsediyoruz. Low-code teknolojisi Furkan Bey az önce gösterdi. Yani Explorer'ı açmak için Python'da uzun uzadıya ya da kısa, yazılımcıların arasında belki kısadır ama benim zihnimde uzun uzadıya bir kod yazmak yerine hazır bir Explorer aç paketini alayım, koyayım. Hangi Explorer açacağını tıklayayım, altından hangi siteye gideceğini tıklayayım, nereye tıklasın bunları yazayım. Low code teknolojisi ve ben böylece kod tarafında o işin uzmanları sadece bu tip yerleri geliştirsin. Hatta no code dediğimiz, yani ben işlemi yaparken ekranı kaydetsin, onu otomatik az önce gösterdiğimiz ortamda akışa çevirsin ve çalıştırsın dediğimiz bir dünyaya giderken, evet, yazılım geliştirecek RPA tool'ları, yani Türkiye'de belki başka RPA'lar, başka teknolojiler geliştirecek insanların hardcore yazılımı öğrenmesi gerçekten çok önemli. Ya da temel anlamda algoritma bilgisi, HTML bilgisi, basic seviyede bir yazılım bilgisi çok önemli ama bunun yanında farklı etkinlikler de var. İşte bakın, RPA bugün dönüştürüyor. Firmalar da bu şekilde dönüştürüyor. Kurumsal firmalarda şunu görüyoruz. Operasyon seviyesindeki yıllardır aynı işi yapan insanlara RPA içeriye girdikten sonra RPA yetkinlikleri öğretmeye başladılar. Süreç analisti, RPA developer'ı, RPA manager'ı, bu tip rolleri öğreterek insanların ana görevlerinin yanında yan bir rol, başka bir şapka, başka bir yetkinlikle kendilerini yetiştirmelerini, hatta bugün inanın birkaç tane tanıdığım 10 senedir yaptığı işi bırakıp RPA analist yazdı LinkedIn'ine, RPA developer yazdı. Daha öne çıkmaya başladı. Çünkü firmalar dijitalleşiyor, dijital trendler artıyor ve insanlar da bunun bir yerinde konumlanmaya, bir yerinde kendini göstermeye çalışıyor. 2018 yılında RPA Türkiye'ye gelmeye başladı. 2018'in aktif olarak geldi. 2018'in ortasında RPA tarafında öyle bir arayış oldu ki 1,5 sene boyunca 2019'un sonuna kadar ekstrem rakamlarla 3 aylık, 4 aylık tecrübeli insanların 15 sene tecrübelilerin normalde alabileceği maaşlarla bir iş gücü arandı. Hala da aranıyor. Ve bundan 3 sene önce kariyer.net'e ya da LinkedIn'e girdiğinizde RPA'ya dair bir şey yoktu. İsterseniz girip bakabilirsiniz konuşma esnasında. RPA developer, RPA business analyst yazın. RPA ilanlarına bakın kariyer yolculuğu. Bu konuda sorusu olan arkadaşlar varsa aslında biraz interaktif bir şeye dönebiliriz. Yani RPA developer olmayı düşünen arkadaşlar varsa aramızda. Çünkü yeni mezunlar da var katılımcılar arasında. Soruyu yönlendirebilirler hemen. Kesinlikle zaten zaten yani buralardan sonra soru cevap tarafına belki geçebiliriz. Evet evet, yani buradan sonra biraz daha interaktif gidebiliriz. Hatta bir iki soru da geldi. Mesela bu firmaya yönelik aslında birazcık da. Diyor yani Kronika olarak diyor işte kurum özelinde bir inceleme yapmadan sunduğunuz işte hazır robotlarınız nelerdir? Ve yani ne gibi sorunları çözüyor? Yani aslında bu işe yeni giriş yapanlar için bir demo arayüz mevcut mu? Katılımcılarımızdan Onur Bey'in sorusu hatta. Araya girmiş olayım, bunu da hatırlatayım. Tamam, ben buraya geleceğim ama şu kariyer tarafı önemli. Özellikle öğrenci ve yeni mezun arkadaşlar, ben paylaşmayı seviyorum. Çünkü inanılmaz bir fırsat var. Hemen o soruya geleceğim sonrasında. Ya da Furkan Bey'e de devrederim orayı. Şimdi Furkan Bey bahsetti. Firmalar dijitalleşiyor. Dijitalleşirken yeni teknolojiler, yeni iş arayışları, yeni istihdam arayışlarını getiriyor beraberinde. Yani içeriye aldığınız her bir yazılım, o yazılımı kontrol edecek bir insan gücünü gerektiriyor. Ve biz diyoruz ki buraları robotlar yapsın. Günün sonunda bu robotları analizini yapacak, kodlayacak, öğretecek bir iş gücüne ihtiyaç var. Ve bugün RPA'nin demokratikleştirilmesi diye bir ifade kullanılıyor. Biz kronik olarak buna başladık. 2021'in hatta belki açık alanda çok söyledik, bilmiyorum, ilk defa böyle bir şeyi söylüyor gibi olabiliriz. 2021'in başında bir marketplace çıkacağız. Nasıl çalışacak bu? Hatta onun için şu anda bizim web sitemizde developer eğitimiyle alakalı ilanı açtık. Yani
önden başvuranların daha hızlı yetiştirilip geliştirilmesi, buralarda da herhangi bir ücret vesaire gibi şey başlangıç itibariyle planlanmıyor. Buralarda bir iş gücünün yetişmesi ve RPA know-how'ını, ister bir yerde çalışın çalışmayın, freelancer çalışmak bugün herkesin hayali. Fakat herkes başaramıyor. İşte web sitesi tasarlamayı bilenler başarabiliyor. Ama işletme öğrencisi diyor ki ben ne yapabilirim ki freelancer diyor. Ancak startup kurabilirim diyor. Ya da başka bir alandan, endüstri mühendisliğindeki birisi, çok nitelikli bir okuldan, nitelikli bir bölümden mezun olmuş ama freelancer olarak ne yapabilirim ki? Süreç danışmanlığı veremem ki, beni kimse takmayacak o yaşta, o tecrübede. Burada bizim kurduğumuz marketplace tıpkı bu stok uygulamalarında var ya, tasarımcılar afişlerini, görsellerini hazırlıyorlar, stok ortamlarına, marketplace'ine koyuyorlar. Diyorlar ki bunun ücreti $3. Kullanıcı aldığı zaman $3 ödüyor. Kendisinin asla yapamayacağı çok güzel bir şeyi sunumuna koyuyor. O kendi işini görüyor. Stok ortamı ondan bir %1 pay alarak bir gelir elde ediyor ve sistemi ayakta tutuyor. Ve geliştiren kişi evinde oturarak, kendi içinden geleni yaparak, insanların içgörüsünü okuyarak, ya ben olsam sahibinden.com'da araba aramaya ne kadar para veririm? Ya da öğrencilerin tarafında. Ben İTÜ'de bir dönem onu duydum. Yani ben İTÜ'de değil, İTÜ'de arkadaşlarımdan duydum. Ders seçim robotu yapmışlar. Seçmeli dersler o kadar hızlı doluyor kontenjanı ki sabah 7'de girip robotlar seçiyorum. Şimdi bu tip içgörüleri, mesela eczacılık alanında ben bir süreç bilmiyorum. Daha önce yapmadım ama eczanede çalışan bir insan ya da bir eczacı tanıdığı olan oradaki süreçleri bulabilir. Ve bütün eczacıların işine yarayacak bir süreç geliştirebilir. Ve bu geliştirme sadece Kronika'da developer olması, sadece Kronika'da developer kalması anlamına gelmiyor. Bugün development eğitimini alan %80 başka uygulamalar, başka muadiller, uluslararası muadillerde de bunu yapabilir. Ya da analistik. Bu rolleri biz para da kazanabilecekleri, insanların da buradan faydalanabilecekleri bir marketplace kurduk. Ve 2021'in başında bunu çıkacağız. Yani sürecini keşfet ve bir havuza koy. Developer gelsin, o havuzdan süreci alıp geliştirsin, marketplace'e koyun, para kazanın. İnsanlar bunu kullandıkça siz de para kazanın gibi bir dünyaya gidiyoruz. Buradan dediğim gibi yani developer eğitimi vesairesi başlamış oluyor. Başlayacak yani yakında. Evet, teşekkür ederim. Bir paylaşmış olayım. Furkan Bey'e aynen. Şu an zaten bu eğitimin ayrıntıları aşağıda link olarak paylaşıldı. Ben de şimdi kopyala yapıştır yapıyorum. İlk başvuracağım. Bilmiyorum başvuruya da gerek var mı herhalde? İlk beni de yazın diyeyim. Tabii tabii. Şimdi onun dışında zaten ben sözü Furkan Bey'e bırakacağım. Ona da şu soruyu yönlendirmek istiyorum. Yani robotik RPA'ye işte ilk kez adım atmak isteyenler nereden başlamalı? Şimdi ben bir finansçıyım. Tamam doktora yapıyorum. Alanımda uzmanım ama ya bu alanla da belki süreci dahil olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tavsiyeleriniz ne olur? Çünkü mesela sorulardan bir tanesini aslında size yönelteyim burada. RPA analisti olmak için de mesela izlememiz gereken adımları sormuşlar. Aslında burada hem bu analiz özelinde hem de genel anlamda belki o yolu bize aktarabilirsiniz yapmamız gerekenleri. Tabii elimden geldiğince aktarmaya çalışayım. Burada öncelikle şunu ifade edeyim Özgür Bey. RPA dünyasına dahil olmak için mevcut işinizi bırakıp hadi toplanın gidiyoruz RPA işine dahil oluyoruz ya analiz bulacağız ya develop bulacağız ya da işte şu noktasında bulunacağız şeklinde bir yöntemle ilerlememize gerek yok. Mevcut işinizi yaparken bir işte finansçı olarak veya bir işte mühendis olarak mevcut işinizi yaparken yanında süreçlerinizi otomatize edebileceğiniz bir şeyden bahsediyoruz, araçtan bahsediyoruz aslında burada. Bu noktada iki temel rolden aslında Yavuz Selim bahsetti. Bu iki temel rol üzerine şu anda RPA dünyası inşa ediliyor. Birincisi katılımcımızın sorusu olan RPA analisti rolü. RPA analistinin rolü için çok temelde şu gerekli aslında. Bir süreç yönetimi bakış açısı gerekli. Burada süreç kavramı mühim. Herkesin bildiği şekilde bir tanımı var. Birisi bir belli bir girdiği, belli bir çıktıya dönüştüren iş ve işlemler bütününden bahsediyoruz. Yapılan işlere süreç mantığıyla baktığımız noktada adımlandırmak, robota nasıl öğretebileceğini ortaya koymak önemli bir şey. Burada başlangıç aşamasında özellikle süreç yönetim disipliniyle alakalı bir miktar okuma yapmak, araştırma yapmak çok faydalı olacaktır eğer geçmiş yönelik bir tecrübe yoksa. Bunun akabinde RPA analizleriyle alakalı birçok farklı örnek var, birçok farklı RPA sağlayıcısının yapmış olduğu uygulama var.
bizim de aktarabileceğimiz, özellikle ilgilenen arkadaşlarıma aktarabileceği uygulamalarımız var. Hangi adımlarla analiz yapılıyor, bu analizlerde neler gerekli bizler için. Bu konularda bir tecrübeli birinden ya da bu konuya yönelik bir eğitimle başlamak mümkün. Yavuz Selim'de aktardığı gibi böyle bir eğitim programına başladık. Hem analiz tarafında hem developer tarafında çok yakın zamanda ilan edeceğiz bunu. Hızlıca bu RPA market tarafında insanların süreçlerini geliştirip buradan bir gelir modeli oluşturabilecekleri bir yöntemle ilerlemeyi düşünüyoruz. İkinci kilit rol ise RPA developer, RPA geliştiricisi rolü. Burada bahsettiğimiz üzere bir core bir yazılımcılık gerekmiyor. Uzun uzun kodlar yazdığımız siyah ekranlar, özellikle business tarafta çalışan veya yeni mezun arkadaşlarımız şundan korkmasınlar. Böyle sayfalarca kod yazacağım, bu kodların içerisine kaybolacağım şeklinde bir dünyamız yok. Alt alta aktiviteleri tanımlayarak yapmış olduğumuz bir kodlama var. Bu noktada önemli konulardan bir tanesi temel kodlama mantığının, yani temel algoritma mantığının biliniyor olması gerekiyor. Yani if-else yapıları, while döngüleri gibi temel bilgilerin biliniyor olması gerekiyor ki bu algoritmik yapıyı kurmak gerekiyor. Bir sürecimizde 8 farklı sonuca gidebiliyor süreç. Bu 8 farklı sonucunda her birinin 4'er tane farklı bilgilendirme yöntemi var. Bu durumda 8 kere de 36 farklı varyasyon var süreç içerisinde. Bu varyasyonları robota tanımlamak gerekiyor. Başta bahsettiğimiz gibi kural bazlı ilerleyebildiği için. O yüzden ben burada en önemli nokta olarak algoritmik düşünme kabiliyetini görüyorum. Bu birçok arkadaşımıza zaten mevcut olan bir konu. Bunu RPA odaklıya çevirdiğimiz noktada çok hızlıca entegre olabileceklerini, böyle birkaç hafta içerisinde özellikle Özgür Bey, sizi çok çok daha hızlı konuya uzun süredir görüştüğünüz için hakimsiniz. Olabileceğinizi düşünüyorum. Tabii ben bir de dediğiniz gibi bakış açısı çok önemli. Ben şu anki mevcut işimde çalışmadan önce sanayi bölgesinde 3 sene çalışma imkanım oldu imalatçılarla sürecin içerisinde. O yüzden oradaki otomasyon süreçlerini, robotların sisteme dahil olmasını falan çok yakından inceleme, görme şansım oldu. O yüzden şu an mesela aslında bu etkinlik bende de bir farkındalık uyandırdı. Üretim kısmını hakimim, işte mesleğim gereği işte finans, ama ben bunu kendi şahsi işlerimde bile bir makale taramasında, işte bir işimle ilgili, işte bir rakip bir TTO'ndaki işte bir faaliyeti takip etmem açısından benim işlerimi de kolaylaştıracak. Mesela o yüzden bende de bir farkındalık oluştu ve şu an neden olmasın? Çünkü genelde bu süreçler, işte robot işin içine girdiği zaman robot kelimesi tamamen mühendislik alanı diye düşünüyoruz. Tamam, mühendislik, ama artık günümüzde bu işte e-ticarette, işte kamuda, enerji sektöründe, üretimde, sigortacılıkta, bankacılıkta, her alanda kullanılan bir şey. Ama dediğiniz gibi siz zaten aşağı arkadaşlar linki bıraktı. Bu link üzerinden de paylaşabilirsiniz. Ben bir soru atlamasın, bir hatırlatma var. Siz buyurun onu şey yapın, ben ondan sonra hatırlatma yapayım. Söylediğiniz ek olarak böyle biraz trajik bir örnekten bahsedeyim. Hem de katılımcılarımıza biraz gülümsetmiş olayım. Böyle çok fazla telefon bilgisayar oyunu oynayan bir arkadaşımdan şöyle bir taleple karşılaştım. Oynadığı oyunda belli bir süre zarfında bir yerlere tıklaması gerekiyor ki bir kazanç elde edebilsin ya da belli bir seviyesi yükselsin şeklinde. Ama bunu periyodik olarak yapılması gerekiyor. Hatta belli dönemlerde de sürekli işte saniyede birkaç kez tıklarsa daha fazla bir kazanç elde ediyor. Tam bilmiyorum ama içeriğini. Bunu robotlarla yapabilir miyiz dedi. Yani yaparız ama yapmak istemeyiz dedik. Böyle bir şekilde hani hile yöntemine dönüştürmek istemedik, ama sizin söylediğiniz noktaya aslında ben parmak basmak istiyorum. Bugün bunları konuştuğumuz noktada herkesin aslında yaptığı işle alakalı, düşündüğü konuyla alakalı bir şeyler kafasına canlanıyor. Ya ben burada bu dijital iş gücünü konumlandırsam benim şöyle şöyle işime yarar, çok hızlıca canlanabiliyor diye bir ek yapmış olayım. Devam edelim, siz buyurun.
Tamam. Zaten benim yani sorularım bu, artık katılımcılarımızın sorularını almaya başladım. Onların sorularına cevap verelim. Ben az önce de yönlendirdim ama konu kariyerle ilgili konuşmaya şey yapınca o birazcık şey yapıldı, cevabını alamadı. Dinleyicimiz de hatırlatmış. Bu demo konusunda mesela şey yapılan hazır, yani Kronika'nın sunduğu bir demo var mı? Arayüz, demo arayüz mevcut mudur? Var. Az önce gösterdiğim platform üzerinden bir kullanıcı açıp bu kullanıcı üzerinde belli bir süre kısıtıyla kullanabilecekleri, kendi süreçlerini tasarlayabilecekleri bir yöntemle Ocak ayı itibariyle ilerliyor olacağız. Bugün itibariyle ihtiyaç sahibi, yani ihtiyaç sahibi değil, çözüme ihtiyaç duyan firmanın ihtiyacını anlayıp bu ihtiyaca uygun çözümü ARP'yle nasıl yapılandırabileceğimizi konuşup bunu ya bizim arkadaşlarımızın geliştirdiği ya da orada bir ekip oluşmuşsa bu ekibin geliştirdiği bir yöntemle ilerliyoruz. Bu noktada demo veya POC çalışması yapmamız gayet mümkün oluyor. Ama kullanıcıların, son kullanıcıların kullanabilecekleri platformu Ocak ayı itibariyle aktarıyor olacağız. Furkan Bey, hazır robotlar da bir sanki geçti ama... Evet, aklımda o da, onu da eklemiş olayım. Yavuz Selim'in bahsettiği RPA Market, yani Kronika Robot Kataloğu üzerinde bizim hali hazırda şimdiye kadar işte son 3-4 yıldır geliştirdiğimiz birçok firma için veya birçok kişi için kullanılabilir olan bazı süreçlerimiz var. Bu süreçler özellikle işte insan kaynakları tarafından devletle alakalı, regülatör kurumlarla alakalı bildirimlerin yapılması, burayla iletişimin kurulması kısımları, tüm insan kaynakları birimlerinde aynı. Muhasebe finans tarafında yapılan işlemlerin birçoğu zaten benzer muhasebe programları üzerinde ve devletin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde yapılıyor ve bu süreçler de çokça aynı. Bu süreçleri biz bir kütüphane haline dönüştürüp son kullanıcının hizmetine sunmuş haldeyiz. Bunu da platforma erişimi sağlayan firmalarımız şu an kullanabiliyorlar. Bunun dışında şey tarafından zaten bahsettik, son kullanıcı tarafından bahsettik. Burada da bir kütüphane oluşmaya başladı. Ben katılımcılarımıza şey yapayım. Eğer soru sormak isteyen varsa aşağıdan chat kısmından da yazabilir. Ancak ya ben interaktif katılmak istiyorum dediğiniz zaman el kaldırmanız ya da bir işaret koymanız chat kısmına, ben sizin mikrofonunuzu açacağım. Sorunuzu bizzat yönlendirebilirsiniz. Siz sorularınızı düşünürken ben Erkan Bey'den gelen bir soru var. Onu yönlendirmek istiyorum size. Şimdi hatta demiş yani bunu soru cevap kısmını da sorsak uygun olur mu, ama olsun. Biz yine yönlendirelim size. Şimdi şirketin bünyesinde kullanılmak amacıyla araştırmacı kısmı demiş aynı zamanda beyefendi. Bu UiPath'i robotik süreç otomasyonunda da pik noktası olarak kabul edersek, Kronika bu pikin neresinde ve özellikle geliştirme yapabilmek amacıyla herhangi bir demo hesabı elde edebiliyor muyuz? Aslında bu sorunun cevabını da az önce verdiniz ama isterseniz bir daha tekrarlayın. O sırada da ben de soru sormak isteyen katılımcılarımız varsa onları kontrol edeyim. UiPath burada, evet, bildiğiniz üzere global pazarın şu anda lideri. 2012'den beri global pazarda en etkin firmalardan bir tanesi. Bugün UiPath'in geldiği nokta işte birkaç milyar dolarlık bir şirket. Çok hızlı büyüyen bir şirket. Çok fazla çalışan olan bir şirket. Kronika bu işin neresinde? Teknik olarak, yani teknik altyapı olarak herhangi bir işte UiPath veya işte Automation'dan veya Blueprint'i bu farklı bir uygulamayla karşılaştırdığımız durumda herhangi bir eksiği veya daha yapılandırılmamış bir noktası yok. UiPath'in özellikle yapay zeka tarafında gittiği farklı noktalar var. Biz bunları yol haritamıza koyduk. Bu yol haritamızda zamanı geldikçe yapıyor oluyoruz. Bunun dışında demo sorusuna cevap vermiştim. Bunu Ocak ayı itibariyle paylaşıyor olacağız. Özellikle bu katılımcılarımızın zaten mail listeleri sizde mevcut. Belki sizin üzerinizden de bu demo hesaplarını paylaşabiliriz. Bunun dışında yani ürün olarak, ürün kısmında herhangi bir farklılık veya şey olarak eksiklik veya yetkinlik anlamında bir eksiklik, farklılık yok diye ifade edebilirim.
Teşekkür ederim. Son bir hatırlatma. Eğer soru sormak isteyen katılımcılarımız var mı? Süreyi bu webinar eğitiminde çok iyi kullandığımızı düşünüyorum. Sorularımız herhalde bitti. Ben tekrardan chat kısmına da hatırlatma yaptım. Ancak herhalde sorularımız yok. İzninizle kapanışa geçmeyi istiyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Kronika İşbirliği ile bugün düzenlediğimiz robotik süreç otomasyonu konusunda bir keşifte bulunduk aslında bugün. Dediğimiz gibi işte bu otomasyonun kullanımı, işte dijital dönüşüm etkisi, kariyer konusunda bizlere nasıl bir katkı sağlayacağını konuklarımız aracılığıyla sizlere aktarmaya çalıştık. Dediğimiz gibi ben tüm katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza aktardıkları bize zaman ayırdıkları için aslında çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bir hatırlatma yapayım. Şahsen benim kişisel görüşüm olarak bunu aktarmak istiyorum. Konu benim çok ilgimi çekti. Az buçuk kenarından bilgi sahibi olduğum bir konuydu ancak burada çok daha ayrıntılı bilgiye sahip olma fırsatım oldu. Süreçle ilgili sorularınız için Kronika'dan arkadaşlar şu an iletişim bilgilerini sizle paylaştı. Onun dışında da üniversitemizle ve Teknoloji Transfer Ofisi ile bağlantı kurmak isterseniz web sitemizden de bize ulaşabilirsiniz. İşte tto.ticaret.edu.tr ya da üniversitemizin web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ben kişisel bir soru sormak istiyorum. Son sözü size hem kapanış sözünü bırakacağım. Ama teknoloji transfer ofisleri bildiğiniz gibi aynı zamanda girişimcilerin girişimlerini hayata geçirdikleri noktalardan bir tanesi. İşte incubation center dediğimiz aslında fikirden, bilgiden ticarete olan süreci en iyi yaşayan ya da bu sürece hakim olan firmalardan bir tanesiniz. Girişimciler, belki katılımcılarımız arasından kendi iş fikirlerini de geliştirmek isteyenler olacaktır. Hem kapanış sözünü bırakayım hem de bu konuda da bir iki cümle ya da fikrinizi aktarmanızı rica edeceğim sizden. Teşekkürler. Öncelikle ben de yani Ticaret Üniversitesi'ne, Teknoloji Transfer Ofisi'ne, şahsınızda size ve Arif Bey'e özellikle çok teşekkür ederim bu birliktelik için. Yani çok keyifliydi bizim tarafımızda böyle konuları konuşmak. Yani inşallah gelecek zamanda belki sürekli eğitim merkezi tarafında, ticaret TTO tarafında böyle güzel farklı programlara da, işbirliklerine de imza atabiliriz. Zaten orada dediğiniz gibi TTO'nun özellikle Ticaret Üniversitesi'nin de hem akademi hem de piyasa arasında bir böyle köprü olan üniversitelerde bu dönüşümlerden bir rehberlik alabilmek çok kıymetli bir şey. Bizim Kronika özelinde de gördüğünüz gibi yani 2017'de çıkan bir trendin yakalanması, bugün 25 kişilik ve sürekli büyüyen bir ekibin, daha dün bir yurt dışı müşterimize imza attık. Bir yurt dışı müşterimizle iş yapmaya başladık. Yani buradan Türkiye'den hiçbir üretim tarafında işte fiziki bir şey gerektirmeyen bir yazılımın ihracatına başladığımız bir dünya var. Girişimcilerin de yine bu yazılım tarafında, yani bizler de Kronik olarak elimizden gelen desteği verebiliriz her zaman sorularla. Ama bu taraflarda inanın işte devlet tarafında, kamu tarafında yine yeni yapılan hem savunma sanayindeki hem diğer teknoloji tarafındaki atılımlar çok güzel, çok heyecanlandırıyor. İnsanlar bir şeylere inanmaya başlıyor. Bunun olabileceğine inanmaya başlıyorlar. Ve biz de aslında bunun bir numunesiyiz, naçizane. Çünkü 2017 yılında bir proje, neden bunun yerlisi, %100 yerli ekiple olanı olmasın dediğimiz yerde, bugün bahsettiğiniz global rakiplerle aynı hizmetleri veren, aynı kalitede hizmet veren ve yurt dışına hizmet veren bir startup haline geldik. Çok şükür bu taraflarda dediğim gibi önümüz açık. Her türlü fikrin bu piyasada bir karşılığı oluyor. Doğru çalışıldığı, doğru partnerliklerle doğru bir yolda ilerlendiği takdirde. Tekrar çok teşekkür ediyorum ben herkese. Teşekkür ederiz. Buyurun Furkan Bey. Ben de çok teşekkür ediyorum Özgür Bey. Size, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne, Teknoloji Transfer Ofisi'ne. Yavuz Selim de söylediği gibi bu noktada İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi özellikle startupların bu şekilde
dünyaya açılabilecekleri noktalarda ciddi destek sağladığını gördük. Yani biz ilk toplantımızda daha Özgür Beylerle, evet şunları yapalım, şunları yapalım, bu şekilde ilerleyelim, bu noktalarda size destek verebiliriz. Özellikle buralarda girişim konusunda niyeti olan veya belli bir aşamaya gelmiş arkadaşlarımızın çok hızlıca bu ofise iletişime geçmesini tavsiye ediyorum ben de. Çok teşekkür ederim tüm süreç içerisindeki emekleriniz, gayretleriniz için. Tekrar ben görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Dediğiniz gibi gerçekten İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesi olmamız dolayısıyla girişimcilerimizin ticaretle ve işin profesyonelleriyle çok hızlı iletişime geçmesini aracılık edebiliyoruz. Dediğim gibi bilgiden ticarete, ticaretten bilgiye, bilgiden ticarete genelde sloganını kullanıyoruz. Biz her zaman için kapımız girişimcilerimize, öğrencilerimize ya da sektör temsilcilerine her zaman kapımız açık. Sizlerle de Kronika'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin burada kalmayacağına ben eminim. Katlanarak daha iyi bir şekilde ilerleyeceğini temennisinde bulunuyorum. Tekrardan teşekkür ederiz katılımcılarımıza da. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Bizlerle iletişime geçebileceğiniz adresleri chat kısmına paylaştık. Çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin herkese. Sağ olun.